Bu videoyu beğenmeyi, yeni videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın. Adana'dan herkese merhaba arkadaşlar. Seramalarla ilgili part 2 gelişme. Siyah kara şimşek. E, Safkan Seramoğlu'ma bir dişi getirdik. Bakalım hangi renk dişi getirdik. Hep birlikte onların yerini hazırlayacağız. Yer olarak ben yakın zamanda biliyorsunuz ki bu oğlumuzun dişisini porselen oğluma vermiştim. Beraber yaşamaya başladılar. Gördüğünüz gibi. Bu yırtışı kan oğlumla da Siyah tavuğu görüyorsunuz zaten, onlardan çok güzel yavrular almıştık. Ee, bu oğlumuz da tek kaldı. Siyah oğlumuzu sizlere göstereceğim. Siyah oğlumuzu buraya serbest bırakacağım. Yanına da ona getirmiş olduğum dişiyi koyacağım. Bakalım neler yaşanacak, hep beraber göreceğiz. Öncelikle bu oğlumuza bir yer ayarlamam lazım. Üst kafeslerimi artık çok fazla hayvan bakmadığımdan dolayı... depo olarak, malzeme olarak kullanıyordum. Alt kafeslerimi de bölmeleri e, azaltmıştım yakın zamanda bu bölmeleri tekrar kapatacağım e, 1 2 3 ve 4 kafes haline tekrar getireceğim bugünlük onu yapmayacağım Tabii ki de bu oğlumuzu... bu alttaki boş kafesimize koyacağız e, kendisi orada yaşayacak. Bir müddet orada kalacak ve zaten büyümekte olan e, hayvanlarımız vardı biliyorsunuz. Burada bir tane siyah dişimiz var. Arkasında dişi erkek mi bilmiyorum Bir pembeleşmiş. Bir tane de horozumuz daha var. O da yurt dışı kanı bakalım neler olacak. Burada da yine kan değişimi için getirdiğim serama oğlum var. Bu oğlan da e, görmüş olduğunu horozumuzdan kaçıyor. Liderliği ele aldığı için şimdilik dışarıda kuytu köşelerde yaşıyor. Yaklaşık bir hafta sonra da hep birlikte yaşayacaklarını düşünüyorum. Bir problem olacağını zannetmiyorum. Şimdi bu oğlumu yeni kafesine koyayım ve siyah kara şimşek oğlumu yakalayayım. Son görüntüsünü görmüş olacaksınızdır. Çok fazla paylaşmıyordum. Bakalım o ne hale geldi hep birlikte görelim. Öncelikle bu horozumu incelemek istiyorum. Onun da göğsü siyah beneklerle dolu. Efsane gözüküyor. Avuç kadar bir horoz. Ee, bu horozumuzu da çok beğeniyorum aslında. Harika gözüküyor. Onun görüntüsü de bu şekilde. Mahvuzları da uzun. Onu da göstereyim. Ee, şu şekilde aynı bir mermiye benzeyen mahvuzları var. Onları da yine mahvuz söküm videosunda gösteririm sizlere tekrar. Ama harika bir horoz. Bunu hemen yeni yerine koyalım. Bir müddet burada yaşayacak. Artık yeni yeri burası ve burada da lamba var arkadaşlar. Görüyorsunuz lamba takacağım. Karanlık değil. Evet karşınızda siyah oğlumuz. Yeni erkek oldu kendisi. Harika gözüküyor. Bin maşallah. Son hali bu şekilde. Koskocaman bir kuyruğu var. Kendinden büyük. Harika bir yüzü var. kırmızı, maşallah. Leke dahi atmadı. Kızıl tüy dahi atmadı. Tamamen e, kömür karası. Zifri karanlık bir horoz. Maşallah oğluma maşallah. Sizler için onu e, yakından incelemek istedim. Her tarafı karanlık simsiyah bir oğlan. Maşallah ona da. Şimdi bu oğlumuzu yeni kümesine koydum. Ayaktaki görüntüsü de şimdilik bu şekilde. İnanılmaz harika gözüküyor. Koskocaman bir maşallah bekliyorum. Kuyruğu da toz oldu. Beyaz değil. Keşke beyaz olsa, siyah beyaz olsa. Zaten hayalim siyah beyaz yavrular almak. Kar yağdı, serama yavrular almak. Bu oğlumuz da Görmüş olduğunuz kızımla e, yurt dışı kanı oğlumun yavrusu. İnanılmaz bir kan, inanılmaz bir hayvan. Şimdi buna getirmiş olduğum e, tavuğu göstereceğim sizlere. E, heyecan doluyum çünkü çok beğeneceksiniz. Bu oğlumuza getirmiş olduğum tavuğun rengine de şimdi göreceksiniz ve karşınızda siyah oğluma getirmiş olduğum Beyaz tavuğumuz e, toprak alandan geldiği için hafif sarımsı gözüküyor ama toprak e, isi onlar arkadaşlar. Bu tavuğumuz bize emanet olarak geldi. E, kümesimizde sadece kar yağdı. Kar yağdı cici aldıktan sonra sahibine tekrar verilecek. İnanılmaz harika bir kız. E, beyaz oğlumuza vereceğim bakalım neler olacak hep birlikte göreceğiz. E, siyah oğlumuza beyaz bir tavuk getirmiş olduk hep beraber. Bismillah diyerek bırakıyorum. Duruşu, pozisyonu... Harika bir tavuk. Siyah oğlumla bakalım neler yaşayacak... Veya kavga edecekler mi? Oğlumu dövecek mi bu kızımız? Hep birlikte görmüş olacağız. Siyah oğlumuz daha çok diklenmeye başladı. Tavuğa... E, tavuğu gördükten sonra benim horozlarımın şekilleri değişiyor. Ve babası da inanılmaz derecede beğendi. Yerinde duramıyor. Beyaz tavuğa ulaşmaya çalışıyor. Ama maalesef senin eşin siyah. Siyah oğlumu siyah annesine vurmadım. Ona beyaz bir tavuk getirdim ki kar yağdı. Civciler alabilelim. Şu an kavga olmadı. Oğluma saldırmadı. Evet yan yana geldiler. Tavuk oğlana saldırmadı. Siyah oğlumuz da etrafında rahatlıkla dolaşabiliyor. Birkaç gün sonra da e, tamamen erkeklik ispatı yapacaktır. Dişiye sahip çıkacaktır. Zaten duruş pozisyonları tavuğu görünce değişiyor benim oğlanların. İnşallah bu çiftimizden harika yavrular alırız. Şu anki son durumları bu kavga etmediler. Oğlum sadece çok agresif, ele alışık olmadığı için benden rahatsız oluyor. Ee, o da birkaç güne düzelecektir. Tavuğa sahip çıkacaktır. Bu çiftimizde kümesimize hayırlı uğurlu olsun. Sizlerden koskocaman bir maşallah bekliyorum. Bu çiftimden de yakın zamanda inşallah yavru alacağız. Porselen oğlum da efsane gözüküyor. Toplamda da 3 çift seramamız olmuş oldu. Bir çiftimiz bu şekilde yurt dışı kanı. Diğer çiftimizin kanı da aynı şekilde dişisi farklı. Ve aynı şekilde siyah oğlumda 3 çift olarak seramalarımız artık mevcut. Çıkacak yavrulara bakacağız. Bakalım neler doğacak. Hep birlikte göreceğiz. Son olarak sahiplenebileceğiniz çim bıldırcınlarını göstermek istiyorum sizlere. Bol miktarda yumurtaya başlayan yeni e, çim bıldırcını çiftlerim var. Hepsi köşelerde görüyorsunuz yakından çekim. İstediğiniz kadar sahiplenebilirsiniz. Sosyal medyadan Instagram ya da Facebook'a Resul Hoy yazarak bana ulaşabilirsiniz. Bol miktarda da yumurta yapmaya başladılar. Aynı şekilde blue çiftlerimizden de sahiplendirme Yapacağım bilginiz olsun. Videomuzu sonlandırıyorum. Videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayın. Başka videolarda buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.